planımızın ikinci aşamasında. Pekala ekip, gizli planımız şu. Leo Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Oo, vay! Yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? Hayır Mac, sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde lofti dostum. Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldıracı yapacağız, tamam mı? Araç muayene kaldıracı nedir? Bahsettiği şey Mac bir... Sorun değil lofti, ben açıklayayım. Araç muayene kaldırıcı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım. Yavaşça. Nazikçe. Çok güzel Lofty. Birazcık sola. Ve şimdi aşağı. İçeride. Harika bir işti. Aa, çok güzel bir alet. Biz tamir meraklıları bu tür şeylerden anlarız. Bunlardan birinin yardımıyla bir arabayı kolaylıkla tamir Scoop edebilirim. Scoop neden bahsediyor? Bilmiyorum. Bence o da bilmiyor. Pekala, çatının son paneli de monte edildi. Artık tek yapmamız gereken ışıklı tabelayı takıp yapı iskelesini indirmek. Görünüşe göre bir sorun çıkmadığı sürece Curtis'in sürprizini tam vaktinde bitirebileceğiz. Merhaba. Biri yardımcı olabilir mi? Sanırım küçük bir sorunum var benim. Bugün size ne pişirebilirim? Aa, en hızlı yemek hangisi Şef Tati? En hızlı mı? Oh, tamam, bir dakikalık biftek bir dakika sürer. Ha, ondan alayım. Ay, Bob ve Wendy sana bu ağaç evi mi yapıyor? Bana değil JJ, bize. Onun Spring şehri roketlerinin ilk kulüp evi olmasını istiyorum. Pek planladığımız gibi değil. İlk kulüp evimiz mi? Gerçekten mi Safi? Evet, Wendy benim kahramanım ve her şeyi inşa edebilir. Değil mi Wendy? Kahramanlar öyle midir ki? Buna nasıl hayır diyebilirim ki? O zaman ilk kulüp toplantımızı bugün çay saatinde yapabiliriz. Ağaç ev bugün mü bitsin istiyorsun? Çay saatinde mi? Evet lütfen. Sorun olmaz değil mi Wendy? Elbette. Sonuçta ben bir kahramanım. Teşekkür ederiz. En iyi kulüp evi olacak. Pekala ekip. Güzel bir ağaç evi inşa edeceğiz ve bunun için bir günümüz var. Yeni bir program gerekiyor. Bob ve Mac, siz depoya geri dönüp kiriş taşıyıcılar için kereste keseceksiniz. Lofty, sen kalıp bana yardım edeceksin. Sonra ben temellere beton dökmek için diziyi çağıracağım. Pekala, kahraman Wendy. Bu senin işin ve bence sen söylemelisin. Gerçekten mi Bob? Tamam o zaman. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Top
dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Şimdi ne yapıyorsun? Scoop. Affedersin ama rahatsız edilmemeliyim. Bu kiriş taşıyıcıları istenilen ölçüde kesmeliyim. Şimdi ne yapıyorsun? Az önce yaptığım şeyi. Scoop, canın sıkıldıysa yeni getirilen taşları derleyip toparlayabilirsin. Hop, affedersin Bob. Seni rahatsız mı ettim? Zemin boyandı. Tamamdır. Boya kuruyor. Tamamdır. Evet. Ağaç evi hazırlamaya yardım için gel. Bölme nedir Wendy? Hayvanat bahçesinde bir hayvanın yaşadığı yerdir Scoop. Burası zürafanın özel yuvası olacak. Oo, gerçek bir zürafa. Zürafalara bayılırım. En sevdiğim hayvandır. Çünkü boyunları çok çok uzundur. Tıpkı benim vinç kolum gibi. Öyleler. Bu harika Lofty. Pekala, sana dışarıda ihtiyacımız var. Tabii Bob. Bütün inşaat malzemelerimizi çitin diğer tarafına geçirmen gerekiyor. Tamamdır Bob. Biz de içeride zürafa bölmesini bitiriyor olacağız. Pekala ekip, gidelim. Zürafayı görmek için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bu çit gerçekten çok yüksek. Üstünden zürafayı asla göremeyeceğim. Evet, işin temel kısmını hallettik. Sadece Lofty'nin taşıyacağı şu malzemeler gerek. Pekala ekip, gidiyoruz. Bob, Bob. Ne oldu Jenny? Gertie'yi kaybettim. Uzun tüylü peru kobayını. Onu besliyordum ama durup dururken ortadan kayboldu birdenbire. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Her yere baktım. Ben mi hayal görüyorum yoksa Jenny'nin saçı hareket mi ediyor? Jenny, sanırım bakmayı unuttuğun bir yer olabilir. Olamaz. Beni maymun evine dönmek zorunda bırakma. Merak etme. İşte burada. Ah, seni yaramaz şey. Teşekkürler Wendy. Vay, burası muhteşem görünüyor. Zürafanın seveceğinden eminim. Zürafanın bir adı yok mu Jenny? Gertie'nin olduğu gibi. Henüz yok Fırıl. Belki de buraya geldiğinde ona bir isim verebiliriz. Pekala, artık seni bölmene geri götürmeliyiz Gertie. Gertie? Gertie? Aha, Gertie. Gertie, Gertie, Gertie. Gertie. Pekala. İşe koyulsak iyi olacak. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Ay. O halde ekip, işe başlayalım. Mac, sen çakıllı kumu yayacaksın. Lofty, sen malzemeleri yükleyeceksin. Ve Scoop, sen de Tuton'la otopark için beton karacaksın. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın. Yaşasın! Hey Tuton! Şef Teti'nin meyveli süt pastanesi çok eğlenceli bir yer olacak ya. Bu yüzden betonla biraz daha eğlenceli bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Daha eğlenceli mi? Yani yeni malzemelerle deneyler yapalım. Bir karışım yapıp ne çıkacağını görelim.
Aa, hayır, hayır, hayır. Betonla asla oyun olmaz Scoop. Her zamanki betondan yapacağız. Yani her zamanki betondan mı? Kesinlikle. Düz, pürüzsüz ve olabildiğince gri. Şimdi, yaptığım meyveli sütleri tadıp hangisinin gerçekten süt tastik olduğunu söyleyecek birine ihtiyacım var. Bir şeyin süt tastik olup olmadığını söyleyebileceğimden pek emin değilim. Aa, bu çok kolay. Tek yapman gereken bu köpüklü, kremalı, tatlı, meyveli, nefis lezzetin tadına bakmak ve ne düşündüğünü söylemek. Ben yaparım. Pekala, bir deneyeceğim. Hadi, hep birlikte bir tadım molası verelim. Merhaba Scoop. Nasıl gidiyor? İyi değil. Şef Tete'nin meyveli süt pastanesi için eğlenceli bir beton yapmak istedim ama... ...Tuton her zamanki betondan yapmak istiyor. Bir avuç şunlardan, bir parça bundan, biraz da şundan olsun. Evet ve bir tane de bundan. Evet. Yeni karışımlar deneyip yeni renkler yapmayı seviyorum. Şimdi hepsini karıştıralım. Vay. İşte oldu. Les tetili süt tastik bir karışım. Birinci örnek. Gerçekten süt tastik. Bu iyi tastik. Hazır edeceğiz Bay Bentley. Çok güzel. Bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyordum. Bitirdiğimizi sanıyordum. Pek sayılmaz Scoop. Başkan buranın gerçek boyutlu dinozorlarla Fixum'un... ...yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman önce. Kaç tane dinozor olacak? 5. Bir ankylosaurus. Bir iguanodon. Bir stegosaurus. Ve bir pterodaktil. Yani 4 dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Yani 5 olacak. Yani bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkma Mac. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Mac, beni kocaman sarı bir dinozor mu sandın? Paniklemene gerek yok Mac. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım. Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendim biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle. İşte böyle. Hadi denesene Mac. Tamam. Böyle mi? Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha ağaç yongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika, teşekkürler.